Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi'nce YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Sempozyumuna katıldı. Şehirler için en sarsıcı olanın sanayileşme süreci ve sonrasında yaşanan tahribat olduğunu dile getiren kurum, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti. Şehirler için en sarsıcı olan ise hiç şüphe yok ki sanayileşme süreci ve sonrasında yaşanan tahribat olmuş. Şöyle tarihe dönüp bir baktığınızda sanayileşme ile birlikte şehirleşme başlamış ve tahribat da sanayileşme ile birlikte eş güdümlü bir şekilde yürümüş. Küresel düzeyde yaşanan değişimin tabii hayatı değiştirmemekle kalmamış, mekansal dönüşümü de beraberinde getirmiş. Sadece hayat değil, yani alışkanlıklarımız, buradaki mekansal planlama da beraberinde değişmiş. Kötü planlama, çarpık yapılaşma, sanayi alanlarının gelişmesi gibi etkenler aslında şehirlerde sağlıksız yapı sayısının artmasıyla neticelenmiş. Yani bugün uğraştığımız konu aslında şöyle geriye dönüp baktığımızda belki o günün şartlarında iyi bir planlamacı şehrin büyüme ölçüsü oranında, yani çok da bir şey bilmesine gerek yok, planlasaymış biz bugün belki bu dönüşümde başka şeyleri konuşacaktık. Tabii özellikle deprem riski taşıyan coğrafyalarda yer alan şehirler için bu durum maalesef yitirilen canları telafi edemez yaraların açılmasına sebep oldu. Ve bu anlamda da kentsel dönüşüm şehirlerimizin ve şehir sakinlerimizin hayatını güven altına alması ve şehrin ömrünün uzatılması adına büyük önem arz ediyor. 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını seferberlik ruhuyla başlattıklarına işaret eden kurum, 1999 Büyük Marmara ve 2011 Van depreminde yaşanan kayıpların kentsel dönüşümün çok daha hayata önem kazandığını gösterdiğini belirtti. 2012 yılına geldiğimizde tüm bu çalışmaların seviyesini aslında en üst noktaya taşıdığımız Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla tarihin en büyük şehircilik hareketi olan dönüşüm çalışmalarını bir seferberlik ruhuyla, şuuruyla başlattık ve o dönemde 99 Marmara ve 2011 Van depremlerinde yaşadığımız kayıplara baktığınızda kentsel dönüşümün çok hayati bir önem kazandığını da süreç bize gösterdi. Acı tecrübelerle gösterdi ve İşte bir taraftan da baktığınızda aslında iklim değişikliğinin yol açtığı sel ve yangın gibi afetler de kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerektiğini tekrar göz önüne serdi. Bu anlamda özellikle son 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar, alanlar, ürettiğimiz yine sosyal konutlar ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz yapı denetim sistemimizle birlikte ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epeyce bir yol kat ettik ve Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Ben o depremlere gittiğimizde bu sorumluluğu omuzlarımda hissediyorum. Yani tam anlamıyla çalışıyor muyuz? Yani üretiyor muyuz? Daha hızlı, daha üretken mi olmalıyız? Biz bakanlık olarak işte belediyelerimize, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 81 ilimizde uygulamalarımızı yapıyoruz. Yeterli mi? Değil, ama emin olun elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Kurum İstanbul'un deprem riskine dikkati çekerek detayları aktardı. Bugün maalesef deprem dönüşümünü siyaset üstü bir konu olarak görüyorum denip bütçelerde bu depreme ayrılan payın azaltılmasına, hele hele dönüşüm sürecinin tıkanması için her türlü girişimde bulunmasını da aslında üzülerek takip ediyoruz. Yani muhalefet etmek bu konulara ilişkin
sorumluluklarını bilerek hareket etmektir. Doğruya doğru diyebilmemiz lazım. Yanlışa da yanlış diyeceğiz. Dolayısıyla depremi ve deprem dönüşümünü siyaset üstü görmek zorundayız. Böyle davranmak zorundayız. İnsanımıza karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkes, toplumun tüm kesimleri ivedilikle meselenin de aciliyetinin farkına varmalıdır. Meselenin ciddiyeti hakkıyla süreci yürütmek zorundayız ve bu görevi de herkes üstüne sorumluluk alarak yapmak durumundadır. Aksi takdirde en büyük zararı da bu aziz şehir İstanbul'umuz, Türkiye'miz görecektir. O yüzden milli güvenlik meselesidir. Bugün Allah göstermesin İstanbul'da yaşayacağımız büyük bir depremde sadece İstanbul veya evinin kaybeden vatandaşımız değil, emin olun tüm Türkiye, tüm Türkiye ekonomisi etkilenecektir.